diyorsunuz. Vaka artış hızında bir azalma eğilimi söz konusuydu geçen hafta. Bu doğal olarak birkaç gün sonrasında vaka artış hızındaki azalma birkaç gün sonra vakalarda azalmaya da sebep oldu ve umut ediyoruz. Biraz daha ilerleyen günlerde ağır hasta ve vefat sayısına da yansıyacak. Hepimiz görüyoruz iyileşen hasta sayısı da artıyor. Ama maalesef ağır hasta sayısı ve vefat sayısı hemen değişmiyor. Bunu biz mart nisan Mayıs sürecinde de test ettik. Ee, ekim kasım Aralık sürecinde de test ettik. Çünkü bugün hasta olan bugün hemen ağır hasta tanısı almıyor. Veya bugün hasta olan hemen vefat etmiyor. İnşallah vakaların 30 bin rakamlara gelmesiyle beraber bir süre sonra daha aşağı doğru ağır hastalara yönelecek ve vefat sayısı da azalacaktır. Süreçten tam da beklentimiz bu şekilde. Evet aşılamaya baktığımızda 20 milyondan fazla vatandaşımızın aşı olduğunu, bunların da 10 milyon kadarının ikinci dozu olduğunu görüyoruz. Tabii bu açıdan baktığımızda oldukça iyi bir rakam. Çünkü Türkiye'nin aşılama hedefinde yaklaşık 60 milyon vatandaşımız yer alıyor. Eğer aşılamada da bir tedarik sıkıntısı olmazsa, çünkü bunun için de Bakan Bey yoğun çalıştığını söylüyor. Biz de takip ediyoruz, şahit oluyoruz. Bir sıkıntı olmazsa aşılamanın ilerlemesiyle birlikte daha iyi süreçlere gidebiliriz. Buradaki tabi anahtar konu şu. Haziran içerisine geldiğimizde eğer 40 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılaması söz konusu olursa e, ve aynı zamanda da güz dönemine geldiğimizde de 20 yaş üzeri gençlerimizin de aşılaması söz konusu olursa sonbahar dönemine daha iyi koşullara girebileceğimizi söylemek mümkün. Ancak umutlu olmalıyız fakat mücadeleyi bırakmamalıyız. Bu oldukça önemli. Bir kısım vatandaşlarımız şöyle düşünüyorlar. Kapatmadan sonra hemen Mayıs'ın sonunda artık günlük hayatımıza tekrar geri döneceğiz. Tekrar eskisi gibi yaşayacağız ama böyle bir sürece gelmek için daha zamana ihtiyacımız var. Tedbirli olarak, kurallara uyarak, sıramız geldiğinde aşımızı olarak ve bu kapatma döneminde olabildiğince evlerimizde çekirdek ailemizde zaman geçerek süreci uyum sağlamak vatandaşlarımız yapması gereken en doğru şey şu aşamada. Hafta sonları vatandaşlar evlerde bir araya geliyorlardı. Artık bunları yapmamaları gerekiyor. Burada anahtar konu olabildiğince kapanma döneminde evlerimizde, ev halkımızla birlikte çekirdek aileyle zaman geçirmek. Çünkü son dönem vakalara baktığımızda maalesef ev içi bulaşların çok yüksek olduğuna şahit oluyoruz. İnsanlar şöyle yapıyorlar. Cuma günü akşam ailecek bir araya geliyorlar. Annesine gidiyor, kuzenlerine gidiyor ve onları misafir ediyor. Veya arkadaşlarıyla beraber zaman geçiriyor. Pazartesi sabaha kadar bir arada oluyordu. E kapalı ortam zaten koronavirüs bulaşını artırıyor. Hepimizin malum olduğu üzere e, mutant virüs de söz konusu. Mutant virüsle kapalı ortam birleşince eskisinde bulaş birse şimdi bir buçuk iki kat risk artıyordu. Ve böylece de hafta başından itibaren pazartesi, salı, çarşamba'dan itibaren vaka sayısında artış söz konusu oluyor. Bu nedenle bu kadar fedakarlık söz konusuyken, devlet bu kadar önlem almışken, tüm vatandaşlarımız bu denli fedakar davranacakken hepimizin bir kere mutlaka evimizde zaman geçirmesi gerekiyor. E, top taşımada zaten sınırlama söz konusu olacak. Toplu taşımayı olabildiğince az kullanması ve aslında hep sürecin başından beri söylediğimiz fiziksel mesafe, maske, hijyen, temizlik kullanı uyması bu süreç çok iyi geçirmemizi sağlayacak. Bakın göreceğiz önümüzdeki dönem içerisinde inşallah bayrama kadar vakalarımızı çok da aşağı doğru yönelme şahit olacağız. Ama bu tamamen aslında vatandaşlarımızın kuralları yüksek uyumuna bağlı. Çünkü devlet gereken önlemleri alıyor. Her türlü kapatmayı yapıyor. Vatandaşların da kapatma döneminde zaruri ihtiyaçların karşılanması için de çeşitli önlemler alıyor ama bizim de bu sürece tamamen uymamız gerekiyor. Biliyorsunuz 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın dörtte biri maalesef hala hazırda aşı şey olmadı. Ve hala hazırda hastanede yatanlar içerisinde, vefat edenler, ağır hastalanlar içerisinde yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımız var. Oysa ki 1 Ocak'la 1 Nisan'daki 65 yaş üzeri vatandaşların vakalar içindeki yerini karşılaştırdığımızda yarı yarıya azalma söz konusu. Bakın aşı bu kadar etkiliyken büyüklerimizi de korumak gerekiyor. Bugünden tez yok, sırası geldiği halde aşı olmayan vatandaşlarımız varsa onların da bir an önce randevu alarak istedikleri doğrultuda biliyorsunuz kullandığı iki aşımız var. Onları olmaları gerekiyor.